Merhaba arkadaşlar, Kupa Kızı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Papaz Kim'de oyununun nasıl oynandığını anlatacağız. Standart bir 52 destesiyle oynanıyor arkadaşlar bu oyun. En az 2 kişiyle oynanıyor. Dağıtmadan önce papazlardan birine, herhangi birine oyunun dışına çıkarıyoruz. Ve kaç kişi oynuyorsanız mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtıyorsunuz. Hani bir eksik bir fazla olması önemli değil. Bu çekildikçe kartlar değişecek zaten. Biz 3 kişi oynadığımızı varsayalım. Ve ona göre bir dağıtım yapalım. Ve sonra nasıl oynandığını göreceğiz. Çok eğlenceli bir oyundur. Ben 4-4 dağıtıyorum. Çeşitli şekillerde dağıtabilirsiniz. Evet, geri kalan şu şekilde dağıttık. Şimdi her oyuncu elindeki kartlardan çift olanı atacak. Mesela iki tane iki çıkarıyoruz. Bu bizim destemiz. İki asımızı çıkaralım. Oyuna başlamadan önce bu yapılmak zorunda. İki kızı çıkardık. Evet, iki on var. İki dokuzumuz var. 2 8'i çıkardık. Evet, elimizde çok az kart kaldı. Bu güzel bir şey. Bunları oyunun dışına atın. Oyunla işi bitti. Her oyuncu aynısını yapıyor. Hemen bakalım. Şu 2 4'ü 2 5'i çıkardık. Evet, bir papaz burada. Adından da anlaşılacağı gibi papaz önemli bir kart burada. Kötü bir kart. Evet, 7'leri çıkaralım. 8'leri çıkaralım. Bu da tamam. Hemen son oyuncunun kartlarına bir göz atalım. Evet. Üçleri çıkaralım. Valeler. Evet, iki papaz bu şekilde gelmiş. Bunları da çıkardık. Onları çıkartalım. Tekrar şöyle göz atalım. Evet, bu da bitti. Evet, oyunda şu anda tek papaz var. Ama tabii bunu bilmememiz önemli değil. Önemli olan papazı elimizde tutmamak. Mümkün olduğunca. Şimdi oyun şu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Herkes sırayla birbirinden bir kart çekiyor. Çektiği kart çiftse dışarı atılıyor. Bu şekilde bitene kadar turlar dönüyor. Ve en son papaz kimin elinde kalırsa o oyunu kaybetmiş oluyor. Eğer puanlama usulüne göre oynuyorsanız ilk bütün kartları papazsız bitiren kişi birinci. Sonra kaç kişi oynuyorsanız sonuna kadar gidiyor. Ve en son papaz elinde kalan kişi sonuncu olmuş oluyor. Şimdi ben dağıttığım için sağ taraf benden ilk kağıdı çekecek. Herhangi bir kağıdı çeksin. 3 çektiğini varsayalım. Kartlar bu şekilde kapalı tutuluyor. Herhangi bir kağıdı çekiyor. 3 çekti. Hemen bakıyor elinde 3 var mı? Yok. Buraya koyuyor. Ve karşı tarafta ondan bir kart çekecek. Hızlı bir şekilde ası çeksin. Evet, as çekti. 2 asla buraya attı. Ve şimdi çekme sırası bende. 5'liyi çektim. Bende 2 kart oldu. Atıyorum. Benden bir kart çekecek. 7'liyi çekiyor. Evet. Atıldı. Şimdi bu taraftan kapalı bir şekilde kart çekecek. Papazı çekmiş olsun mesela. Evet. Papaz onun elinde kaldı. Şu an benim için aslında tehlike arz ediyor. Ama tabii ben bunu bilmiyorum. Ne çekip çekmediğini. Ben bir kart çekeceğim. 4 çekiyorum. Evet. Herhangi bir işime yaramıyor. Bu şekilde kartlar bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Karşı taraf kız çeksin benden. Bu oradan vale çeksin. Hızlı bir şekilde bitirelim biraz. Hile yapalım. Ben oradan 3 çekeyim. 4 çeksin benden. Evet, bu tarafta bitiriyor. Buradan 9 çekilsin.
Evet, papazı ben çekeyim. Şu an benden bir kart çekecek. Şu an papaz elinde kaldı. Sayılar azaldıkça eldeki kart sayıları durum kritikleşiyor arkadaşlar. Şimdi 6'yı benden çeksin. Bu şekilde bitene kadar devam edecek. Şu anda bu şekilde bir durum var. Eğer şimdi bu benden çekti. Şimdi çektirme sırası burada. Eğer kızı çekerse kızıyla birlikte atıp oyundan çıkar. Güçlüyü çeksin. Şimdi eğer ben buradan üçlüyü çekersem, üçlüyü atacağım ve elimdeki tek papazı karşı taraf çekecek ve ben birinci olarak oyundan ayrılacağım. Üçlüyü çektiğimi varsayıyorum. Elimde tek kart kaldı. Aldı papaz. Ben oyundan ayrıldım. Çünkü elimde hiç kart kalmadı. Ve şimdi oyun sırası bu iki arkadaşla kaldı. Şimdi çektirme sırası bunda. Karşı taraf %50 şans var. Eğer papazı çekerse oyun devam edecek. Şimdi çekme sırası burada olacak. Eğer bu da papazı çekerse bu papaz çekilerek devam edecek. İlk kim sona kalan kartı bu oyuna has olarak kızı çekerse papazı elinde kalan kişi oyunu kaybediyor arkadaşlar. Şeyi de söyleyeyim oyunu bitirmeden. Mesela bu taraf bitti. Elinde kart kalmadı. Ama bizim kartlarımız var. Çektirme sırası bir tur atlıyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Hani bu taraf bitti diye. Şimdi ben çekecektim. Hani burası bitti, ben çekmeyeceğim diye bir şey yok. Eğer burası bittiyse çekimi karşı taraftan yapacağım. Yani soldan çekemiyorsam eğer buradan çekeceğim. Bu her oyuncu için geçerli. Yani çekme sırası değişmiyor, bir atlıyor. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyerek başka oyunları da öğrenebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.